Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımızla yapmayacağız röportajımızı. Nerede yapacağız? Ümraniye Belediye Başkanı'na geldik. Biz hep Ümraniye'de çekim yaparken dedik ki vatandaşların düşüncelerini dinledik ama bir de buranın belediye başkanı İsmet Yıldırım'ı dinleyelim. Bakalım kendileri neler söyleyecek Ümraniye hakkında ve belediyecilik hakkında. Bakalım vatandaşlara hangi hizmetler veriliyor? Yani bir belediye başkanı nasıl olunur? Bunların hepsini İsmet Başkan'dan öğreneceğiz. Hep birlikte içeriye girelim. Bakalım cevapları ne şekilde olacak Sayın Başkanım? Yalnız Mehmet abi, bak belediyenin maskesini taktık. Görüyor musun? Nerede yazıyor? Burada mı, burada mı? Sana göre burada değil mi? Nerede? Burada mı? Devam edelim, evet. Neredesin sen? Başkanım, kamerayla geldik. Gel, ne yapayım? Selamun aleyküm. Nasılsınız başkanım? Ümraniye'den çıkmıyorsun maşallah. Başkanım, burada son dönemde evet fazla yayın yaptık. He. Ama Ümraniye... Olur mu ya, fazla yayın yaptık? Ümraniye vatandaşı çok güzel, o yüzden ayrılamıyoruz biz de. Evet. Güzel insan. Evet başkanım. He. Şöyle mikrofonu bir takalım sayın başkanımıza. He. Devam edeceğiz. He. Tamam. Başkanım. Evet sevgili izleyenler, şimdi belediye başkanı nasıl olunur? Daha önce biliyorsunuz sokakta Ümraniye vatandaşlarına sorduk. Belediye başkanını beğenme oranları %90. Şimdi YouTube'da şöyle bir şey var başkanım, hani algı yapıyorsunuz diyenler oluyor. Biz canlı röportajlar da yapıyoruz. O yüzden bizim kanalda o yok. Tamam. Yani bizim kanalda vatandaşlar bile hepsi gerçek. Çakma kanal değil yani. Yok yok. Biz vatandaş hepsi... ne diyorsa o. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle yayınlıyoruz başkanım. Tamam, doğrusu şimdi, o. Başkanım şunu merak ediyorum. Benim gördüğüm sokakta kalan bir vatandaşa denk gelmedim. Ya bilmiyorum, belki sizin bildiğiniz vardır. Ama sokakta kalma durumu Ümraniye'de nasıl? Valla şöyle... 2 ay evvel Sayın Valimiz Ümraniye'de de bir tarama istedi. Biz de Sayın Kaymakam'la birlikte bir taraftan polisler, bir taraftan zabıta ekibi gece saat 12'de, bir soğuk kış günüydü. Dedik ki bir tarayalım Ümraniye'yi, köprü altlarını, izbe yerleri varsa falan vesaire. 4 kişi bulduk koskoca Ümraniye'de, sabah 5'e kadar tarama yaptık. Ümraniye'nin nüfusu nedir? 713 bin. 713 bin kişide 4 kişi. 4 kişi bulduk. Bundan dolayı sevinmemiz lazım tabii. Allah'a şükretmemiz lazım. 2 tanesi cezaevinden çıkmış. Evi var ama problemleri devam ediyor. Dışarıda bulduk. 1 tane madde bağımlısı bir kardeşimizi bulduk. 1 tane de İzmir'den hanımı rahmetli olmuş bir yaşlı bir zat. Sanatçı bir zat. O da dışarıda kalmış. Onları aldık. Güzelce efendim otele yerleştirdik ve gereğini yaptık yani. Bakımını vesairesini. Bu şu demek yani. Bu Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir sürü insan sayısı, yani yüzlerce, binlerce insan sokaklarda yaşıyor. Homeless diyorlar İngilizce'de, biliyorsunuz. Ama çok şükür biz de 4 kişi bulduk. Ha bu olsun 10 kişi, 15 kişi. Diğer zamanlarda belki. Zaman zaman yine taramaları yapacağız. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükrettim. Demek ki belediyemiz, devletimiz, kaymakamlığımız, valiliğimiz, STK'larımız, sosyal hizmetlerimiz, belediyemiz... Demek ki halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, gideriyor. Peki evet. Başkanım, şimdi Ümraniye yoğun kar yağışı alan bölgeleri de var. Tabii yüksek. Ayrıca mesela geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda yağan karda Ümraniye öncelikli bölgedeydi. Ben Ünalan'da oturuyorum, Üsküdar'dayım. Şöyle geçildi, Ümraniye'den başlayacak yoğun kar yağışı, öyle geçecek işte Üsküdar'a falan. Şimdi düşünüyorum, İstanbul'da bir facia yaşandı. Evet. Hani tuzluklarla yerleri tuzladılar vesaire. Bunları gördük sosyal medyadan. Biz YouTuber olduğumuz için çok gülüyoruz böyle şeylere. Mizah konusu falan oluyor. Ümraniye Belediyesi'nin ben mesela şeyini görmedim yani. Hani işte tuzlamadı. Ama çok büyük çalışma yaptı. Ya nasıl oluyor çok bu? Yani fazla bir şey mi yapıyorsunuz? Fazla mı para harcıyorsunuz? Yani gereğini yapıyoruz. Fazla bir şey de haram zaten. Ama gereğini yapıyoruz. Tedbirini alıyoruz. Ümraniye bu konuda geçmiş dönemde de diğer ilçelere göre, İstanbul'un 3-5 tane ilçesi çok kar yağışı alan bölgeler. Mesela Arnavutköy gibi, İki Telli gibi, Silivri gibi, Çatalca gibi. Ümraniye'de de ciddi kar yağışı, mesela bir Kadıköy'e göre, bir Üsküdar'a göre. Daha fazla. Daha fazla kar yağışı olur. Oradan dolayı arkadaşlarımız zaten bu konuda hem fen işleri hem de diğer çalışan arkadaşlarımız, hizmetli arkadaşlarımız bu konuda tecrübeli. Bir de ciddi şekilde... Efendim kendi tedbirlerimiz var. Kar küreme makinalarımız var. Onlara aparatlar yaptık. Peki başkanım, daha çok geliştirdik onları. İstanbul'da evet. Bunun niye başarısız oldu? Yani bir İstanbul ilçe belediyesi... başarılı oluyordu biliyorsunuz. Yani Kadir abi zamanında, Kadir Topbaş zamanında, evet. Allah gani gani rahmet etsin.
Amin. Bu konuda ben büyük şehirden geldiğim için Kiptaş Genel Müdürlüğü'nden oraları çok iyi biliyorum. Yani siz de hatırlarsanız çok ciddi çalışmalar oluyordu o dönemde. Ya bu tedbirle alakalı, yoksa büyük şehrin altyapısı, büyük şehrin imkanları, büyük şehrin maddi imkanları buna yeterli. Ama tecrübesiz ve liyakatsız kadroyla bunu yapmaya çalışırsanız yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Ben tamamen buna bağlıyorum. Yoksa o altyapı, o kadro orada var. Yani bilinen kadrolarla bu işi devam ettirirseniz... Şimdi evet. Başkanım lafını... Yani nerelerde ne yapıldı onu bilmiyorum ama Ümraniye'mizde çok şükür sıkıntı çekmedi. Evet, buradan Ümraniye Belediyesi'nin adı çıkmış zaten, güzel çalışıyor diye, bilginiz olsun. Ben zaten izleyenler... izleyeceksiniz ya. Başkanım, yakında yayınlayacağız. Hatta yayınladık biz bunu şu anda. Bu evet. Yayını da o röportajdan sonra yapıyoruz. Bir önceki bölümde vatandaşların sesini dinlemiştik. Evet. Merak edenler o bölümü tekrardan izleyebilir. Başkanım, çok merak ettiğim bir soru var. Bunu gençler çok merak ediyor. Vav kuşağı çok merak ediyor. Vav kuşağı? Evet, Vav kuşağı. Vav kuşağı diye bir kuşak mı? Ayasofya Camii'de. Aa, Vav kuşağı. Tamam. Ayasofya Camii'de başkanım. Tamam. O sabah namazında gençlerin orada sabah namazını kılışı aynı bize Vav kuşağını hatırlattı. Hani biz sadece Rabbimizin karşısında eğiliriz. Zalimin karşısında da dimdik dururuz. O yüzden evet. Z kuşağı falan yalan başkanım. Ama şunu merak ediyorum. Hiç belediyenizde, bu soruyu da nasıl soracağım belediye başkanına bunu merak ediyorum ama belediyenizde çalışanlarınıza eşcinsellik eğitimi vermek istediniz mi? Verdiniz mi? Bunu zorunlu kıldınız mı? Niye soruyorum bunu? Daha yeni böyle gündem bir ihtiyaç oldu. Mı var? İBB'de yapılmaya başlandı başkanım. Bu tabii böyle bir ihtiyacın olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bizim 2800 çalışanımız arasında tercihini o yönde kullanan bir tane arkadaşımızı görmedim, duymadım. İhtiyaç yok yani böyle bir şeye. Şimdi... Allah ihtiyaç sahibi olanların aklını almış herhalde. O tür ihtiyaç sahibi olanların. Önce akıl vermesi için dua edelim. Akıllarını başlarına alması için. Ama toplumu sizce? Bakın şöyle. Tabii ben şimdi yadırgamıyorum. Uluslararası bir konjonktürde. Bir takım kadroların, yurt dışı vakıfların vesaire, bir takım devletlerin Türk toplumunu bozmak için ortaya getirdikleri bir sistem bu. Hı hı. Yani o tür şeyi olan insanlarımız da varsa onları tedaviye almak lazım, onlarla uğraşmak lazım diye düşünüyorum. Ha canı da istemiyorsa serbest tabii ama bu Türkiye kanun ve nizamlarla idare edilen bir ülke olduğu için bunu ne örf ve adetimizden Türk milleti kabul edebilir, ne de kanunlarımızda bunlara yer var. Onun için bizim ilçe belediyesi Ümraniye olarak bunlarla uğraşacak ne halimiz var, ne vaktimiz var, ne de ihtiyacımız var. Biz başka işlerle uğraşıyoruz. Başkanım, evet. Anladığım kadarıyla... İhtiyaç mıymış Büyükşehir'de? Ya bilmiyorum. Biz Büyükşehir'i 2 sene evvel bıraktığımızda böyle bir ihtiyaç yoktu. 2 senede mi değiştirmişler bunu? Vallahi hiç bilmiyorum başkanım. Hani bir araştırayım, bir gazeteci olarak çalışanlar rahatsız bundan, bana yazıyorlar. Evet. Şimdi nereden yazdıklarını söylemeyeceğim. Hani işlerinden öyle, olmasından. Öyle orada da çok değerli arkadaşlar. Ama zorunlu eğitim olacağı söyleniyor. Zorunlu eğitim? Zorunlu eğitim olacağı söyleniyor. Bilmiyorum Allah, uygulama Allah akıl, hani nasıl akıl olacak. Fikir versin. Evet. Yani. Başkanım, şimdi şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Türk toplumunun yapısını bozmak için işte o Hollanda'da görüyoruz. İşte oradaki bütün Lut kavminin yapmış olduğu işlerin benzerlerini buraya yaptırmaya çalışıyorlar. Şimdi hiçbir Türk bunu istemez. Yani size şöyle bir soru sorsam. Aklı başında bir insan istemez. Size bırakın şöyle bir Türk'ü. Soru sorsam. Evet. Size çok güzel bir teklif geldi. Ümraniye Belediyesi'nin bütün hizmetlerini yapacağız. Bütün hizmetlerini yapacağız. Cebinizden belediye olarak tek kuruş çıkmayacak. Biz yapacağız ama eşcinsellik dersini 1 saat verin deseler. Cevabınız ne olurdu? Hayır. Niye? Biz kendi hizmetlerimizi kendimiz yaparız. Eyvallah. Allah'ın istemediği, yasak kıldığı bir şeyi toplumun benimsemediği hiçbir hadisenin içerisinde yer almak. Peki başkanım. LBGT'de onlardan biri. Evet. LBGT Türk toplumuyla, İslam'la. Türk ahlak ve gelenekleriyle alakalı hiç olmayan bir şey. Ben yani yadırgamak için de söylemiyorum ama eyvallah. Yani o arkadaşlarımıza, o kardeşlerimize niyetleri kötü değilse, bir hastalıksa hastalıklarından vazgeçmeleri için kendilerini tıbbi olarak denetime tabi tutsunlar. Başka bir şey söyleyemem. Evet.